Herkese merhaba. Bu yılın en heyecanla beklenen aksiyon oyunu Call of Duty Black Ops 6 ile karşınızdayım. Oyun tüm platformlarda çıkıyor. PlayStation 5 tarafında yani PlayStation tarafında hem PlayStation 4 hem de PlayStation 5 2800 lira fiyatı var. 2799 lira yüksek bir fiyatı var. Her sene olduğu gibi arkadaşlar biliyorsunuz yüksek fiyattan geliyor. Fakat Xbox ve PC sahibiyseniz ve Game Pass sahibisiniz, Game Pass kullanıyorsanız arkadaşlar ilk gün itibariyle oyun ücretsiz. Game Pass de ücretsiz. O yüzden para verip almanıza gerek yok arkadaşlar. Game Pass'te oyun ücretsiz. Hemen şu anda indirip oynayabilirsiniz. Bununla birlikte oyun klavye mouse destekliyor. Tüm platformlarda Xbox'ta, PlayStation 5'te klavye mouse desteği var. O yüzden rekabetçi oyunlarda fark yaratmak için benim tercihim Razer Black Widow V4 Pro ve Viper V3 Pro. Her tuş başına Chroma RGB aydınlatmaya sahip kesinlikle en gösterişli ve en havalı mekanik klavye. Manyetik bilek desteği hem çok güzel görünüyor hem de uzun oyun saatlerinde büyük rahatlık sağlıyor. Razer'ın en yeni nesil dayanıklı sarı geniş mekanik switchleri dokunsal ve sessiz tuş hissiyat veriyor. Viper V3 Pro kablosu e-sports mouse'u en iyi teknolojilere, en yüksek performansa ve ultra hafif tasarıma sahip. İnanamayacaksınız ama yalnızca 54 gram ağırlığında ve dünyanın en hassas optik sensörünü kullanıyor. 95 saatin üstünde pil ömrü sunan Viper V3 Pro, Hyperpolink 8000 kablosu bağlantısıyla aşırı hızlı. En zorlu maçlar da bu ikiliyle zafer bizim. Razer, Black Widow, Viper ve daha fazlası için açıklama bölümüne link bırakıyorum arkadaşlar. Lütfen abone olmayı, beğeni butonuna basmayı ve istekli olursa yorumlara, yorumunuz yoksa yorumlardan selam göndermeyi unutmayın arkadaşlar. İnanın çok mutlu olurum. Hadi bakalım Razer'la aksiyon başlasın. Geçen yıl Modern Warfare 3'ün açık dünya tasarımı bizi hayal kırıklığına uğratmıştı arkadaşlar. Umarım öyle bir şey yaşamayız. Bu oyunda da en çok merak ettiğim şey bölüm tasarımları. Hadi bakalım oyun başlıyor. Bunu inkar mı ediyorsun? Bunu zaten tartışmıştık. Daha ne istiyorsun Livingston? Yeter dedi. Yeter. Operasyonun tehlikeye girdiği açıkken doğrudan bir emre itaatsizlik ettiniz. Bay Marshall. Saygısızlık etmek istemem ama siz orada değildiniz. Seni tehlike atan grubun Pentium onların kim olduğunu emin misin? Alevi onlara öyle sesleniyor. Burada gerçekten neler olup bittiğini bize ne zaman anlatacaksın? Sorulur, ben soruyorum Bay Woods. Eğer raporu okuduysanız... Raporları okudum Bayım Harrow. Bazılarına hala inanmakta zorluk çekiyorum. Bu yüzden olayları tekrar gözden geçireceğiz. Ancak bu sefer... Bunu Marshall'dan duymak istiyorum. En başından. Irak ve Kuveyt sınırına yakın bir yerdeydik. Küçük bir ekip. Ben, Harrow ve Case. Evet, bir sorguda başladı oyunumuz. Kuveyt, 1991. Alavi programın önünde gidiyor, ilerliyor. Görüşteki kişi uzun süre beklemeyecektir. Hayır, eğer kaçakçı değilse hayır. Ama eminim ki Orta Doğu'dan kurtulmak için yüklü miktarda, çok yüksek miktarda para ödemiştir. Sanırım pek önemi yok. Çünkü o bizimle geliyor. Outlaw 42, gözümüz konvoya takıldı. Hedefi işaretledik, tamam. Anlaşıldı yer, hedef doğrulandı. Hareketinizi bekliyorum. Hadi yap bakalım. Outlaw 42, çatışmaya girebiliriz. Hadi gidip onu yakalayalım. Anlaşıldı efendim. Ateşlemeye başlıyoruz. Allah, roketlere bak. Evet arkadaşlar, yine aksiyonla başlayan bir sahne. Of of. Farkına vardınız bilmiyorum ama böyle arabaların havaya takla atma sahneleri biraz böyle değişikti. Biraz hızlı gibi ilerliyordu, zayıf gibiydi sanki. Evet, Farah, çıkış bölgesinde görüşürüz. Hadi bakalım, 5 dakikamız var. Evet. Ağır silahlı olarak gelebilirler. Arkadaşlar, oyunun zaten grafiklerine çok bir şey demiyorum. Her zaman... Birinci şahıs oyunlarda en iyi grafiklere sahip. Şimdi arkadaşlar. Evet. Alavi siyah kamyonette olmalı. Yolu temizleyelim ve Alavi'yi alalım.
Al sana el bombası. Evet arkadaşlar, şimdi Alavi adındaki adamı almak görevimiz. Tutsak bir asker var, onu alacağız. Şöyle el bombası atayım sana. Güzel. Evet, şimdi arkadaşlar. Siyah kamyonet olmadı. Şurada bir abim görüyorum. Şunu da bir temizleyelim abi. Bombayla patlatayım dedim ama. Evet, temizledik. Hemen şöyle etrafı bir kolaçan edelim. Ondan sonra Alavi kardeşimizi alalım. Alavi arkadaşlar bir tutsak. Onu, yani tutsaktayken onu yakalamaya çalışıyoruz. Ve alıyoruz. Lan! Oğlum sakin ol Alavi. Aklını alırım Alavi. Yakaladım. Sakin ol. Seni incitmeyeceğiz. İncitmeyeceğiz de kapattı. CIA mi? Sizin anlaşmamız var lan. Bizimle mi? Bizimle değil. Neden yalan söylüyorsun? Sizin adamlarınız çıkardı bizi. Bizim adamlarımız mı? Kimlerden? Bizlerden mi? Hayır. Bizlerden değil. Iraklılardan da değil. Buradan uzaklaşmalıyız. Onlara karşı şansımız olmaz. Hadi bakalım. Bu tarafa doğru ilerleyelim. Onlarla çatışmak istemeyiz. Şunu açıklığa kavuşturalım Bay Marshall. Pantheon olduğunu iddia ettiğiniz grup, birdenbire ortaya çıkan çok uluslu, ağır silahlı bir güç mü yani? Paramiliter güç mü? Bu noktada desteğini beklemeniz gerektiğini söyleniyor. Ancak siz bunun yerine kovboyculuk mu oynadınız? Hızlı hareket etmemiz gerekiyordu. Bayan Arrow, emrinize itaat etti mi, etmedi mi? Evet efendim, bazen hızlandırmış zaman çizelgemiz. Ben de öyle düşünmüştüm. Bunu senden beklemiştim ama senden değil. Efendim, amacımız Alavi'yi her an ne pahasına olsun kurtarmaktı. Aa, farkındayım. Peki şu anda morgda bir levhanın üzerinde neden yatıyor madem öldü? Alavi ölmüş arkadaşlar. İşler biraz karıştı efendim orada. Evet arkadaşlar, şimdi Alavi kardeşimizi biliyorsunuz arabadan indirmiştik. Onunla birlikte gideceğiz ama önce şu adamları bir temizleyelim. Neyle patlatıyoruz? RV ile patlatıyoruz. Boom! Ulan çok iyiymiş ha. Dur şundan bir tane daha atayım arkadaşlar. Tam tadını alamadım. Şöyle yapalım. Oo, ulan! Hadi bakalım. Şimdi Alavi ile birlikte arkadaşlar düşmana karşı varış noktası ilerlemeye çalışacağız. Bu adam bizim için çok önemli bilgiler saklıyor. O yüzden bu savaş alanından adamımız Alavi'yi, tutsağımızı buradan sağlam şekilde çıkarmalıyız. Aman ha. Şöyle öne doğru gidelim. Bu arada bulutlu, kapalı, dumanlı bir alan. Şurada iki tane adam var. Bir sis bombası atalım, flash bombası. Onlar bir gözler gitsin. Yeter be. Şöyle bakalım nelerimiz var. El bombamız var. Alalım mı şöyle abi el bombası? Evet. Daha önceki arkadaşlar Call of Duty'lerde biliyorsunuz. Hemen R1 işte patlıcı etkili bomba. İşte sol tarafta flash. L flash. L1. Bunu da istediğimiz gibi seçebiliyoruz. El bombası, yakıcı bomba ya da işte uzaktan kumandalı patlıcı gibi R1 atamalar yapabiliyoruz. Aha.
Ne oluyor lan? Düş ulan bu çok sakat. Tepeden girmeleri kötü arkadaşlar. Oy oy, fena şey altındayız. Ateş altındayız. Çünkü düşman tepeden saldırıyor. Bu pozisyon hiç iyi değil. Açık hedefiz yani burada. Elinde el bombası elinde tam atacakmış. Vurmuşuz. Elinde patladı. Bakın güneş şurada. Bayağı abi o kadar şey ki ortalık savaş alanına dönmüş ki. Güneş görünmüyor savaştan. Evet. Hadi bakalım aşağıda görüşürüz. Buluşuruz. Bu arada arkadaşlar arada kesitler alacağım ki daha çok spoiler olmasın. Böyle farklı stage'ler, bölümler görelim. Hayır. O ulan adamı vurdu. Aşağıda kal. Bu arada bizim adamımız ha. İhanet mi var? Evet. Evet. Russell Adler arkadaşlar. CIA'nin hainisini. Evet arkadaşlar. Adler adamı öldürdü ama ben sadece bir piyonum dedi. Yani kendisini de kandırıldığını söylüyor. Bizim için en önemli düşmanımızı, çok önemli düşmanımızı acımasızca öldürdün. Bunun hesabını vereceksin. Evet. Ben değilim. Ben sadece burada mağduruyum. Mağdur durumdayım. Evet, Woods'a bir mesajım var. Ona söyle. Bishop Rook'u aldı. Bunun anlamı da ne? Hadi bakalım, gitme zamanı. Çabuk. Evet arkadaşlar, Adler şu anda hain gibi görünüyor ama bunu ileriki bölümlerde göreceğiz. Ben dediğim gibi kistler alacağım. Daha çok aksiyonlu sahnelerden, stage bölümlerden, bölüm tasarımlarına bakacağız bölümler. Hadi. Bekle kilitleyeceğim. Çabuk. Ne oldu abi? 3 mü? 3 kere var. Allah'ın emri 3 mü? Sonunda işte bu. Tam da yerinden vurdum. O ne? Helikopterin kuyruğu mu? İşte böyle sürülür. Evet. Hadi bakalım. Alavi için aynı şeyi söylemeyeceğim ama biz yırttık. Gizlilik temasına sahip bir görevdeyiz. Amacımız arkadaşlar Avalon'ların önemli bir adamlarından, baş adamlarından, sağ kollarından bir tanesinin işini bitirmek. Yani suikast. Alo. Hello Case. Check under the phone booth. Merhaba Case. Telefon kulübesinin altını kontrol et. Hemen edelim. Paketimiz var. Gizlilik teması olan görevleri çok seviyorum arkadaşlar. Çok eğlenceli oluyor. Hani sadece aksiyon değil. Adamız bu. Adı Yannick. Tam bir suç makinesi. Evet bu gece teknede olacak. Teknede olan bir partide. Evet CIA'nin içindeki CIA ile görüşen, kontak kuran bu hainin bu adam olduğunu düşünüyoruz arkadaşlar. Peki Yannick'i nereden bulabilirim? Önce kilisenin üzerindeki çan kulesine çık ve oradan partiyi görebileceksin. Ondan sonra da adamımızı oradan indireceksin. Demek ki sniper görevi var. Heyecanlı olacak. Evet, o kuleye nasıl gidersin, nasıl edersin bilemiyorum ama sessiz olmayı unutma. Burada sessizlik yapacağız. Dediğim gibi arkadaşlar ben stealth oynanışları, gizlilik temalı oyunları çok seviyorum. Oo. Çatırt diye kibrit çöpü gibi kırdı. Evet. Korumaların dikkatini çekmemek için yüzebilirsin. Çok güzel yüzerim. Yakalanmadan.
putain, c'était quoi? Oraya bir parça attım. O dikkat çekiyor arkadaşlar. Onun o sese dikkat çekti. Ben de arkadan gidip işini bitirme planım var. Oha, ulan adam kibrit çöpü gibi kırıyoruz ya kafadalar. Şimdi dikkatli olmalıyız sevgili kardeşim. Şurada iki adam var. Çok kalabalık burası. Hiç bulaşmayalım onlara. Çünkü alarm çaldırdık mı sakada geliriz. Arkadaşlar duvara ses çıkartan cihaz atmıştım. Onun yanına gidince patladı, öldürdü. Bence shotgun'ı da alalım. Neden biliyor musunuz? Ortalık karışırsa lazım olacak. Şimdi ikinci kata çıkmamız lazım. Nereden çıkabiliriz? Şuradan çıkabiliriz. Evet, şimdi ikinci katta kapı var. O kapıya gideceğiz. Şöyle bakalım yanımızda ne var. Bıçağımız var. Bıçak alalım mı? Şu an değil ama. Şu an alarm adam bağıracağı için, vurulacağı için. O yüzden şey yapmayalım şimdi. Bence şuradan gidelim. Sevgili kardeşlerim. Bordel, c'était quoi? Vallahi adamı tetiğe bastırmadan hallettik, yoksa sakada geliyorduk. Bence şu pompalı tüfek yerine şöyle daha seri bir silah alalım, yedekte dursun. Her zaman olduğu gibi arkadaşlar, ama yani bu oyunun grafikleri çok iyi ya. Çok çok iyi yani. Hemen bir maymuncuk yapacağız. Tamam. Lan babamız da mı çilingirciydi? Evet arkadaşlar, şimdi Pantheon'ların içine sızıyoruz ve dikkat çekmeden işi bitireceğiz, ama hemen ateş etmeyeceğiz. Doğru zamanı beklememiz gerekiyor. Yoksa arkadaşlar bütün Pantheon'ları uyandırmış oluruz ve burada zaten çok zor durumda kalırız. Evet arkadaşlar, Çan Kulesi'ne geldik. Çan Kulesi'ne geldik. Bakın şöyle bir şey var. Mesela dışarı bakıyorum ya. Dışarıda gözüm hani ışığa alışır ya arkadaşlar. Aniden karanlığa çevirdiğinizde gözünüz böyle birkaç saniye görmez. Onu yapmışlar. Bakın çatıya bakıyorum. Çan yok. Sonradan görüntüler geliyor. Şimdi şöyle yatalım bence. Evet arkadaşlar. Evet, CIA ile bu Pantheon'ların adamı, CIA ile bir şekilde bir bağ var. Yani bir hainle içeride bağ var arkadaşlar. Bunun işini şimdi biraz yukarı alıyorum. Of 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 of. Yemin ederim o alnının çatısına çaktım ya. Sol kaşın üzerinden vurdum. Evet, ona gelen adamı da hallettik. Evet arkadaşlar, hadi bakalım. Şimdi aşağı ineceğiz, oraya gideceğiz, ama şuraya, arabanın oraya gitmemiz lazım. Çok kolay olacağını düşünmüyorum. Bence şurada toplayabildiğimiz kadar şu adamları, çünkü alarm halindeler. Şunları vurabildiğimiz kadar vuralım. Of of of. Abi adamların şeyi çok iyi ya. Silahlara karşı tepkileri çok iyi arkadaşlar. Ama adam kayboldu ya. O olmasaydı iyiydi. Şöyle yapalım. Çatıdan gidelim mi? Vallahi çatıdan gidelim diyeceğim de. Umarım burada kolumuz bacağımız kırılmaz. Şöyle vallahi atlaya atlaya gidiyorum abi. Çünkü ana merdivene inmedim. Buradan suya gidelim abi. En güzel su.
Burada kapı var. Buradan gidemeyiz. Suda şöyle hızlı hızlı yüzelim. Şöyle tekrar dalmak istiyorum ve... Evet, güzel bir noktaya geldik. Hadi bakalım hemen. Çabuk 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 çabuk. Lan! Hadi gidelim. Konuşan Gabriel ama iyi çocuktur ama fazla konuşuyor. Evet. Chateau de Hot diye bir restoran var. Orada önemli bir toplantı yapıyorlar. Evet ama bunları tamamını ona ödeteceğiz. Ondan biraz partisini karıştıralım. Hadi bakalım. Chateau de Hot'a git. Sür bakalım. Restoranta gidiyoruz arkadaşlar. Restoranın ikinci katındaki güvenli odaya odaklanıyoruz. Oraya gideceğiz. Ama üzerimizi değiştirmemiz için birkaç dakikamız var. Takım elbise giyeceğiz arkadaşlar. Çünkü restoranta gideceğiz. Gizli bir görev. Bir asker olarak değil, takım elbiseyle görev yapacağız. Stealth oynanış devam ediyor. Harika. Burası benim durağım. İkinci kattaki güvenli odaya git. Alarmı iptal etti mi? Tamamdır. Hadi bakalım. İçeri gir ve benden haber bekle. Şimdi arkadaşlar, tabii gizlilik yapacağız. Şunlardan alalım. İşte dikkat dağıtıcılar. Başka hangi silahı seçelim gizli görev için? Bakın arkadaşlar, şimdi restoranta gidiyoruz. Yannick, soldaki abimizin demin alnının çatısından vurduk. Yannick gitti. Diğer 3 tane daha ekibin, çetenin elebaşı var. Bunları restoranda kıskıvrak yakalamayı düşünüyoruz. Amacımız güvenli odaya gitmek. Kendimize uygun bir silah. Uygun silah tabii ki susturuculu tabanca olsun. Bence en mantıklısı bu. Şimdi restoranın önüne geldik. Guild Pantheon'la şu anda toplantı içerisinde, meeting'te. Onların bu gecesini gerçekten burnundan getireceğiz. Onların o küçük kulüplerini başlarına yıkacağız arkadaşlar. Yani diyorum ki Call of Duty her sene zaten yani tabii ki grafikleri çok iyi ama daha ne kadar üzerine ekleyebilir diyorum gerçekten arkadaşlar. Ya oyunun grafikte falan çok göz alıcı ya, çok güzel. Şimdi arkadaşlar şurada 3 tane, bir tane kapıda 4 tane adam var. Buraya hiç girmeyelim. Buraya girmenin bir daha gizli yolu. Aha! Harley Davidson, Fat Boy modeli. Güzel motordur. Şuradan gidelim abi arkaya. Aha! Sakın. Sakin. Ne yapıyorsun? Çiş mi yapıyorsun? Şöyle. Bisiklete dayadık. Belini kırdık. Kafasını sıkayım şöyle, garanti olsun. Öldü herhalde. Garanti olsun abi. Şöyle yapalım şu. Dikkat dağıtıcıdan kullanacağız. Tamam. Bıçağımız da var arkadaşlar. Bir de sinyal dağıtıcımız var. Bunların işini gizlice bitirmemiz lazım şimdi. Şöyle. Bıçağı ensesine. Güzeldi. Tamam. O dikkat dağıtıcı atıyorum ya arkadaşlar. Adam belli bir mesafe yaklaşınca o patlıyor. Ve adamı etkisiz hale getiriyor. Burası restoranın iç tarafı. Biz bence bu tarafa girmeyelim abi. Biz arka tarafa, ikinci kata gitmemiz lazım bizim. The safe room is towards the back of the restaurant. Second floor.
Güvenli oda. Kimlerle miting var? CIA'nin bir kontaklarıyla, bağlantılarıyla ilgili. Ben kimse görmüyorum şu anda. Atılan bıçağı alabiliyor muyuz? Bakın vurduğumuz adamı şöyle... Tabii koyacak yer yok da. Eğer önümüze çıkacak bir engel olursa... Adam varmış burada lan. Bıçağı alabiliyoruz. Tamam, güzel. Bıçakta şişe kıralım mı? Aa, aradan mı geçti, içine mi geçti? Oo, burası kalabalık. Neyimiz var abi? İki tane bıçağımız var. Olsun, tamam, güzel. Keşke onu atmasaydık ya. Ulan bıçak pis pisine gitti. Ulan kaç tane adam var burada? Tamam, o da gitti. Bordel, c'était quoi? Vous avez vu ça? Entendu. Respectez ça. Dispersez-vous et fouillez la zone. Son bir tane kaldı. Güzel. Alçak sürünme gidiyorum, mecbur. Risk alamam. Ne? Hadi be! Silahını bırak ve... güvenlik yeri. Verdim silahımı işte, al. Güvenli... Aa lan! Kızımız son anda yetişti, görüyor musunuz? Çaktırma. Evet arkadaşlar, kamerada takım elbise olduğu için... Sessiz ol. Evet, şimdi rol keseceğiz. Bizim arkadaşımız sanki oranın bir çalışanıymış gibi bizi tutukladı ve patrona götürüyor. Yani bu CIA tiplerin hepsi aynı ya. Bu bir ziyaretçimiz var. Uninvited. Maybe this one works for a rival, huh? Or maybe Pantheon. He's trying to squeeze us. Belki de Pantheon bizi sıkıştırıyor. Bu hain mi diyeyim? Bunu öğrenmenin tek bir yolu var. Şuna bak. Çabuk çabuk çabuk. Oh be. Arkadaşlar şuradan hemen mermi, silah falan alalım. Çünkü ihtiyacımız olacak. Bundan sonra artık gizlilik yok. Şu anda itibaren çatara patara gidebiliriz. Hatta uzun namlu alalım. Bakalım neyimiz var. El bombası. Tamam, el bombamız var. Görevi bitirdik arkadaşlar. İkinci hedef vurduk. Ve buradan bir an önce çıkmalıyız. Bu bölüm çok güzelmiş. Şöyle sana bir güzellik yapayım. El bombası atayım. Güzeldi. Güzel zırh aldık.
Ulan ne güzel şarküteriymiş bu. Stage'in etkileşimi çok güzel arkadaşlar. Etrafa... Şu zırhlardan takalım. Yani bütün yiyecekler falan oynuyor ya. Bence ona yandan gidelim. Paralara bak. Lan ne oldu? Nasıl bir yerdeyiz ya? Evet, bu da üçüncü hedefti arkadaşlar. Ömer. Ömer de gitti. Hemen zırh takalım. İkinci adam da gitti arkadaşlar. Bir kişi kaldı. Flash aldım. İyi, flash iyidir. Benden kaçabileceğini mi sandın? Evet. Esadi de gitti arkadaşlar. Cehennemde yer. Bizim adam geldi. Görevimiz bitti. Harika bir şekilde tamamladık. Geçen sene Modern Warfare 3'te yaşadığımız hayal kırıklığından sonra bölüm tasarımlarını gerçekten bu yeni oyunda çok merak ediyordum ve hayal kırıklığına uğratmadı. Çok güzel, sinematik bir şekilde ilerliyor. Oyun gayet güzel olmuş arkadaşlar. Game Pass'te oyunu ücretsiz olarak oynayabiliyorsunuz. Lütfen abone olmayı, beğeni butonuna basmayı ve yorumlardan selam göndermeyi unutmayın arkadaşlar. Instagram'dan beni konsol aktif olarak takip edebilirsiniz. Bir sonraki haberlerde, gündemlerde ve incelemelerde görüşmek üzere. Herkese iyi günler, iyi oyunlar.